Özür dilerim, korkutmak istemedim. Niye tek bir tane? Öyle güzeldi, öyle zor bir yerde açmıştı ki. Hem cesur hem asi. Bana seni hatırlattı. Sen de kopardın. Her şey bir gün yerini bulmak için Yaşar. Karşıma çıktıysa, gelip kucağına konduysa bence o da bunu istediği içindir. Yani aslında ben onu koparmadım. Ölümsüz kıldım. Bakabilir miyim? Pek senin seveceğin gibi bir şey değil ama. Niye? Aşk romanı seven erkek görmedim hiç. Yani okumayı pek sevmesem de ana fikirlerini seviyorum. Aşkta imkansız olmadığını anlatmıyorlar. Öyle. Ama adı üstünde hikaye. Bence hikaye deyip pes atmamak lazım. Biz de her gün kendi hikayemizi yazıyoruz aslında, değil mi? Teşekkür ederim. Yeni ayracım olur artık. Bana seni hatırlatır. İnşallah ona ihtiyaç kalmaz da. Efendim? Hiç. Sultanım. Kalbimi okudun. Sen onu onca sene sakladın mı yani? Bak. Yeşerdi, gördün mü? Ben sana demiştim ya, kendi hikayemizi kendimiz yazacağız diye. İşte yazdık. Hayır efendim, hiç öyle bir şey söylememiştin. Dememiştim ama etrafında dolaşmıştım. Ama zaten senin o zamanlar beni süründürmekten zevk aldığın zamanlardı. Hayır efendim, hiç de zevk almıyordum. Hiç de zevk almıyordum. İkimizin birden boşuna ümitlenmesinden korktuğum zamanlardı onlar. Ay affedersiniz, ben sizi bekliyor deyince hemen koşarak geldim ama sonra da gelebilirim isterseniz. Yok yok, gel gel, seni bekliyordum. Tamam. Ben de kalkıyordum zaten. Abi yardım edeyim. Ah canım, sağ ol, evet. Çok teşekkür. Benim hazine sandığım. Bunlar anneannemindi. Çok severdim anneannemi. Kıymetlimdi o benim. Hiç çıkarmazdı bunları kulaklarında. İstediğini istediğine ver ama bunlar benim demiştim. Faruk kucağıma alınca parlattığı gibi getirmiş, bana hediye etti. Çok güzel. Faruk'un büyüdüğünü görmek nasip olmadı ona. Bak bu annemin de. Anneciğimin. Genç kızken topuklarına kadar uzunmuş saçım. Ben küçükken de uzundu. Bazen tarardım. Bunu da babama hediye etmiştim. Hiç sevmezdi yüzük takmayı ama benim hatırıma takmıştı.
ta ki bana alınana kadar. Bu da Fevzi. Faruk'un doğumunda hediye etmişti bana. Evet. Belki maddi değil ama... hepsinin manevi değerleri var. Eline alınca... duymasını bilene bir tarih. Duyacağını biliyorum. Anne. Anne ne konuştuk biz seninle? Biz seninle vakti gelince devir teslim yapacağız diye anlaştık değil mi? Vakti geldi. Vakti geldi. Her şeyi yavaş yavaş sana devredeceğim artık. Sonrasını da planlayacağız. Merak etme. Merak etme. Pes etmiyorum. Kabul ettim. Kabul ettim. Artık bu koskoca konakla bu bunca deliyle uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım. Ben gariple artık biraz bu hayatın sefasını süreceğim. Siz uğraşın birazcık da. Ama benim gönlüm çok rahat. Sen beni aratmayacak sağlamlıkta bir kayasın. Bu delilerin ipini ancak sen zapt edebilirsin. Bendeki idarecilik sende fazla fazla var. Ama benim yaptığım hatayı yapma. Konağın ruhunu koruyacağım derken... kendi ruhumu sakın kaybetme. Bekleyin o zaman.